Artık o CD'yi bana verecek misin? Neden? İhtiyarın yaşamasını istemiyor musun? O zaman ver o CD'yi. Yakalayın onu, CD'yi alın! Aptallık etme kızım. Eğer böyle bir şey yaparsan hem sen ölürsün hem de ihtiyar. Çabuk o CD'yi bana ver. Bu arada neden mabede geldin? Çünkü siz yanlış bir şey yapabilirdiniz. Orada yalnızdım. Ya benden CD'yi aldıktan sonra bana panzehri vermeseydiniz? Ne sanıyorsun? Burada yapamaz mıyım? Yapın o zaman. Ben herkesi buraya çağırırım. Sizi herkesin önünde ifşa ederim. Kekeleyerek konuşuyorsun. Evet ama beynin hiç durmadan çalışıyor. Şimdi beni dinleyin. Bir elinizle CD'yi alın ve diğeriyle de panzehri babana verin. Dur. Henüz gidemezsin. İşimiz daha bitmedi. CD'nin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğim. İkiniz bu kıza göz kulak olun. Eğer bir hata yaparsa onu yakalayıp kaçın. Dinle. Evet efendim. Bana bilgisayarımı getir. Hemen getiriyorum. Hey, nereye gidiyorsun? Ben babam için dua edebilirim, değil mi? Bari bu kadarını yapayım. Yüce Tanrım, işte panzehir aldık. Şükürler olsun ki Tapki bu planı akıl etti. Şimdi hemen gidip bu ilacı amcama vermeliyim.
Yüce Tanrım, lütfen Tapki'yi koru. Ona iyi bak, o sana emanet. Yengem, panzehri alabildiğimi, alamadığımı hiç bilmiyorum. Telefon edip bir sorayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Çutki yenge, açsana şu telefonu. Ah Tapki, Tapki aç telefonu. Tapki aç telefonu. Tapki neden telefonunu açmıyor? Kalk hadi. Yürü hey. Hadi. Hadi yürü. Eğer bir oyun daha oynamaya kalkarsan seni öldürür. CD'yi ver hemen. Hayır hayır, bende CD falan yok. Ben size içinde şarkı olan CD'yi verdim. Babamın hayatını kurtaracak panzehri almak için yanlış CD'yi verdim ben size. Ne sanıyorsun? Yalan söyleyeceksin ve ben de inanacak mıyım? Söyle CD nerede? Yoksa... Lütfen bırakın beni. Bende hiç CD falan yok. Sus! Ben... Sen beni aptal mı sandın? Önce zekanı kullanarak babanı kurtardın. Şimdi de kocanı kurtarmak istiyorsun. Biliyorum. Sen o CD'yi mahkemeye gönderdin. Hayır, bende CD falan yok. Ben doğruyu söylüyorum size. Bir düşünsenize, hepiniz bir düşünün. Eğer gerçek CD bende olsaydı, o zaman ben size bir kopyasını verirdim değil mi? Neden bilerek böyle tuzağa düşeyim ki? Lütfen bırakın beni. Lütfen bırakın, lütfen. Nihan'ı kurtarmaya çalışırken başımı çok ağrıttın. Kanıt üstüne kanıt buldun. Avukat oldun. Mahkemede savunma yaptın. Dünyada kocasını bu kadar seven çok az eş var. Ama eğer o CD bozuksa, o zaman bu çabaların, sevgin, her şey boşuna. Çünkü beni tuzağa düşürecek ya da kocanı kurtaracak bir kanıt yok. Tek bir şahit var. Bir kanıt. Ve o da sensin. İşte şimdi mahvedeceğim seni. Üçe kadar sayacağım. Bana CD'yi ver yoksa... Bir. İki. Ve üç.
Dur! Mahdurum! İşte CD. CD bende. Ama tapkiyi bırak. Sen o... Evet, hastanede. Hasta bakıcıydım. Yani hastanede babamın durumunun kötüleşmesi senin yüzündendi. Evet, ben yaptım. Kimin için çalıştığımı bilmiyor musun? Şimdi bak. Hadi bak, bak neler yapıyorum. Dur! Sen CD'yi istiyorsun. Sana CD'yi verebilirim. Tapkiye bir şey olmasın yeter. Hayır! Bir tuzağa daha düşmeyeceğim. O, CD'nin bozuk olduğunu söyledi. Önce CD'yi izleyeceğim. Sonra düşünürüm. Adamına söyle, bilgisayar getirsin. Sana göstereyim. Ama eğer tapkiye bir şey olursa seni mahvederim. Hadi ver şunu. Gözlerinizi açın ve izleyin. Bilgisayarı getir hemen. CD sizde miydi? Hemen CD'yi buraya getir. Hayır. Bay Durum. Hayır Bay Durum. Siz hemen gidin buradan. Bu CD'yi alıp kaçın. Bir anı kurtarmak için elimizdeki tek kanıt o, lütfen. Bay Durum kaçın siz. Ve beni merak etmeyin. Bay Durum lütfen kaçın. Tabii ki Bihan'a bir şey olmayacak. Sana veya ona bir şey olmasına asla izin vermem. CD'yi mi istiyorsun? Sana CD'yi veririm. Ama önce Tabii ki. Hayır. Önce CD'yi bana vereceksin. Hayır Bay Durum, lütfen, lütfen gidin buradan. Tabii ki anlamaya çalış. Ben ne yaptığımın farkındayım. CD'yi mi istiyorsun? CD'yi mi istiyorsun? İşte burada. Şimdi tapkiyi bırak, gel CD'yi al. Koşun hemen! Efendim, bu şekilde nereye kadar saklanacağız burada? Efendim, o CD'yi mahkemeye götürmemiz çok önemli. Bihan suçsuz. Duruşmaya geç kalmamalıyız. Tabii ki duruşmaya daha vakit var. Şu anda senin hayatın tehlikede. Önce senin hayatını kurtarıp sonra Bihan'la... Efendim, ben Bihan'dan başka bir şey düşünmüyorum. O suçsuz ve ben onu bu cezadan kurtarmalıyım. Herkes bizi yanlış anladı. Ben Tabii ki. Ben Bihan'ı yanlış anladım.
sen değil. Sen şu anda da olduğu gibi her zaman onun yanındaydın. Ama şu efendim, anda senin... Efendim, ben bir an için her şeyi yaparım. Siz şuraya bakın. Ben içeri bakacağım. Nereye gitti bunlar? Çabuk bulun onları. Efendim, hiç vaktimiz kalmadı. Bir anı kurtarmamız lazım. Şöyle yapalım. Siz bu CD'yi alın, mahkemeye götürün. Ben o sırada onların dikkatini dağıtıp sonra gelirim. Tabii ki seni yalnız bırakıp buradan gidemem. Dinle. Mahkemeye birlikte gideceğiz. Kanıtı da götüreceğiz ve Bihan'a hiçbir şey olmayacak. Ama nasıl? Abi sanırım polis geldi. Eminim polisi onlar çağırdı. Kaçın, hemen kaçın. Tabii. Tabii acele et, çabuk gel. Hakim Bey, işte Bihan'ın masum olduğunu gösteren kanıt. CD'yi izleyelim. Sayın Yargıç, sizin de gördüğünüz üzere babamı bıçaklayan aslında üçüncü bir şahıstır. Suçlu babamın olaydan sonra kaldırıldığı hastanede çalışan bir hasta bakıcıdır. Hakim Bey. Tabii ki doğru söylüyor. Kanıtı buraya getirirken suçludan son anda kurtuldu. Hakim Bey, biz... Thank you.
Bu kanıt şunu açıkça göstermektedir ki babama bir han değil başka biri saldırmıştır. Bir han tamamen suçsuzdur. Görüntü yoluyla teslim edilen kanıt bu suçun Bihan Pandey tarafından değil, hasta bakıcı tarafından işlendiğini göstermiştir. Bu yüzden mahkeme polisin en kısa zamanda hasta bakıcıyı yakalamasını emreder. Böylece mahkeme Bihan Pandey'i beraat ettirmiştir. Duruşma bitmiştir. Özür dilerim. Seninle ilgili yanlış düşünmüşüm. Çok özür dilerim. Senin bir hatan yok ki. Hiçbiriniz yanılmadınız. Sadece bilmiyordunuz. Gerçeği sizlere Tapki gösterdi. Affet bizi oğlum. Lütfen bizi affet. Şimdi affediyor musun? Beni affet Bihan. Beni affet. Affet beni. Affet beni. Lütfen Bihan. Hayır anne. Sen ne gördüysen öyle düşündün. Benim senden bir şikayetim yok. Hiçbir şikayetim yok.